Düşersin. Düşersin. Herkese günaydın. Az önce yukarıdayken günaydın demediğimi fark ettim. Kız şuradan verince. Şimdi saatlerimiz bugün güzel uyumuşuz ama saatlerimiz kaç biliyor musunuz? Saatlerimiz 9'a geliyor arkadaşlar. Ben size söylemiştim galiba. 11.30'da ortopedide randevumuz var. O yüzden az önce bir baktım, böyle Mira şey yapıyor. Mira da bugün gitti, maşallah uyudu. Baktım öyle sesi geliyor. Kendi kendime diyorum kalkayım şimdi, telefonun yani çizgi film açayım da ben biraz daha yatayım. Büyük bir ihtimal daha erkendir. Yani çünkü güneş daha tam şey olmamıştı. Vardı ama bulut mu vardı neydi, ya da cam kapalı olduğu için perde içerisi karanlık. Neyse dedim, telefonu elime aldım, bir saate baktım ki saat 8:10 çeyrek geçiyor. Dedim yok Feride, hadi kalk. Gittim hemen elimi yüzümü yıkadım. Mira'yı aşağıya getirdim. Şimdi onun karnını doyuracağım. Daha sonra saçını falan, işte üstünü falan giydireceğim. Ondan sonra da kendimi hazırlanırım. En son olarak da bizim evin büyük prensesini uyandırırız. Çünkü büyük prensesimiz uyuyor hala. Bunu da dün takamadım ya. Yukarıda işlerimi halledeyim derken burası kaldı. Ama çok şükür yukarıda bütün işlerimi hallettim. En son çocukları da yıkadım. Bitti. Yemeklerimi dolaba koymadım çünkü zaten soğuk. Şunu kırmadan alalım. Şöyle. Hastaneden geldikten sonra da diğerini yıkarım. Diğerinin dışını sildim mi onu? İçli dışlı hepsi yıkadım. Böyle. Şimdi şuradan camımızı açalım arkadaşlar. Ondan sonra bir su koyayım. Bir kahve içeyim. Mira'yı yedirene kadar. Bu şu camı silecektim ama salonun camını sildim. Burası kaldı. Neyse ya, bugün akşam sileriz ya da bugün geldiğimizde şunu açalım. Temiz hava girsin eve. Abi su var. Sürekli çay içtiğim için kettle'ın içinde sürekli su oluyor. Şimdiki traktörün sesine sizi maruz bırakmak istemedim. Kaynattım. Şimdi o esnada gözüme şu gözaltı şeyi vardı ya, sıvı. Onu süreyim dedim. Şu an acayip bir şekilde gözlerim kaşınıyor. Böyle dalasım var gözümün içine böyle. Bu arada şu pijama o kadar güzel yumuşacık ki arkadaşlar. Tavsiye ederim. Bir de güzel. İyi ki böyle 2X'ler çalmışım. Bol güzel oluyor. Hani pijamalar yapışıyor ya, sevdim. Sabah sabah rondolar ekmek geçiyordum. Yapma ya. Of, yapma ya. Ne oluyor ya bu gözlerime? Makyaj yok, bir şey yok. Niye kaşınırsın ki, anlamıyorum. Hiçbir şey yok gözümde ya. Hiçbir şey. Ve sen böyle bir ton makyajla yatıyorum da ondan gözlerim kaşınıyor. Yok anam, gözümde de ne gündüz ne gece hiçbir şey yok.
Yine neyin nesidir? Anlamadım. Ben de kahve istemiyorum, çay istiyorum. Çıkmadan da çay içeceğim. Sadece böyle hiçbir şey koymadan bir çay. Şu bir şeyi çok seviyorum. Doğuşum. Bergamot aromalı. Bergamot'u kolay kolay kimse sevmiyor ama ben severim. Kayınvalidemde şahinde sevmezler. Ama ben seviyorum. Şimdi bunu biraz koyacağım. Ama sizinle buradan çıkacağız arkadaşlarım. Çünkü bu sese ben de tahammül edemiyorum artık. Çok kötü ya. Diyorum ki şu pusetten acaba ne zaman vazgeçeceğiz arkadaşlar. Neredeyse 2,5 yaşına geldi. Ama arabada iyi oluyor ya. Böyle bu hem otokoltuğu oluyor. Böyle oturtuyorsun. Çok da iyi yani. Sana şey yapmıyor. Köpüşünü mü aldın? Çok güzel olmuş benim güzel kızım. Hatta şu oyuncağıyla gene uyudu. Tamam. Onu da al, yolda veririz, tamam mı? Yaren güneş var ama yine de Yaren yeleğini de aldım. Kendime evet anneciğim bir bardak çay koydum arkadaşlarım. Şöyle kan şekerimizi yerine getirelim. Ondan sonra zaten çayım gelir çıkarız. Değil mi anneciğim? Oho! Afyon patlamamış daha. Benim körpem nerede? Körpem! Aha! Nereye? Nereye? Yanağına sulu krem sürdüm sanki geçiyor gibi. Ya belki bebeğini arıyor anneciğim. Anne. Versene bebeğini. Ben de şöyle bugün yeşillere girdim. Şurayı kapattım. Sonra açalım. Ya da böyle de kapalı da kullanabilirim. Şuradan iki tane bir şey yaptım. Ya. Ha. Ne ya? Sıcak ve koruyan uyumlu değiller. Saçımı topladım. Ondan sonra pantolonumu giydim. Bir de ayakkabımı giyerim. Bu kadar değil. Sıcaktı. Bak sadece içindeki sıcak. Evet. Bunlar ama uyumsuz mengari. Allah Allah, uyumsuz mu? Sensin uyumsuz. Aha benim uyumlu. Kumanda. Alsana eline pıtırcığım. Ay ayakkabılarını unuttum bir an. Ha dur. Dün akşam o kadar çok iş yaptım buralardaki arkadaşlar. Tabii ki süpürdüm ama yine her taraf. Şimdi yatağımı toplamadım. Gelince hallederim. Yaren'imin odasını topladım. Bütün nevresim şeyleri katladım. Yatağı bugün nevresim geçiririm. Süngerleri depoya kaldırdım. İşte birazcık buralarda yine düzen falan yaptık dün. Saat kaçtı? En sonunda işte uyuttum. Şey yıkadım. 12 10 geçe de yatırdım. Böyle arkadaşlarım. Bunu kim koymuş buraya? Böyle toparladım buraları. Burayı da aynı şekilde. Buradan artık yorganımızı ben çıkardım. Üstüne kılıf taktım. Yani yorgan yüzü taktım. Çünkü geceleri artık serin, klima açık olsa da üstümüze atıyoruz. Çocukların kıyafetlerinde bu şekil. Yazlıklar fazla. Miran hiç yok. Yaren 3-4 tane tişörtü var. Bu şekil. Sonra şu tepeyi komple indirdim arkadaşlar. Komple. Rusça söyledim. Komple indirdim. Hepsini orayı sildim ve şöyle pıtırcıkları oraya dizdim. Yani bu şekil. Dedim Şahin aradı da burayı konuşurken. İşte çocukların kıyafeti de bu şekil. Birkaç güne artık Yaren'in tamamen kıyafet kış yazlıklarını kaldırırım. Oldu bana ya. Bu şekil arkadaşlarım. Şurası da böyle. Yaren diyor ki anne diyor bunları buraya koymuşsun ben kıyafet alamıyorum. Dedim çok da güzel oldu. Şuraya da çantamı koydum bir yerlere gittiğim zaman. Dedim çok da güzel oldu, en azından dağıtamıyorsun. Çok dağıtıyordu arkadaşlar, şimdi iyi oldu. Şey yapamıyor. Buraya zaten aynı. Dün yine nevresimleri böyle katladım. Niye ki hemen mesela kurutmadan çıkarıp katlamadığım için içinde kalıp böyle buruştu. Neyse sıkıntı değil. Bu şekil.
Hepsini güzelce düzenledim. Nevresimi dün değiştirdim vesaire vesaire derken hiçbir işim kalmadı. Bugün sadece girerim, yatağımı toplarım. Buraya nevresim geçiririm. Bu odaları komple süpürdüm. Bayağı çamaşır falan vardı. Saatlerimiz 10 oldu. Ondan sonracığıma işte gelince yatağımı falan toplarım. Bir de Yaren oyun şey odasındaki beyaz çekmece var ya, onun içindeki oyuncakların çoğunu eleyeceğim ve şunları güzel bir şekilde oraya yerleştireceğim. Şu camlar dışarıdan silince bayağı kötü oldu. Anam böyle mi çıkayım şimdi? Nasıl olacak? Bassak mı basmasak? Neyse basalım kenarlarını. Bu şekil. Havuz rengini bayağı bayağı değiştirdi. Ama hava mis. Yelek falan üstüme almayacağım. Zaten bir yere gitmeyeceğiz arabayla, o kadar ki eğitim araştırmaya gidip geri geleceğiz Antalya'da. Dönüşte de inşallah ben kendi işlerimi hallederim. Bir de sağlık ocağına da uğrarız. Ama şey dediğim gibi sudo kremi sürdüm. Bugün sanki kurutmuş gibi ama yine de tabii ki sağlık ocağına da göstereceğim. Neyin nesi? Ay şurada bir tane çam ağacı. Ana şuna bak, şuna 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 şuna. Nereye kaçıyorsun sen? Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun sen? Minik. Yavru kedilerin sesleri geliyor. Çam ağacı şurada bir tane kurumuş. Böyle arkadaşlarım, hayırlısıyla bir gidelim. Ortopedide güzel haberler almayı nasip etsin Rabbim. Vallahi artık bir şey duymaya, yani kötü bir şey duymaya şeyim yok. Tahammülüm yok diyor. Tahammül mü ne, ne diyorlar, o yok. Yani artık böyle nasıl desem, yani negatif bir şey duymaya gerçekten şeyim yok arkadaşlar, böyle nasıl desem size, ne bileyim, anladınız siz beni. Miro, şu ayakkabılarımı alayım. Aslında ayakkabıları ta yukarılara çıkarmak olmaz diye biliyorum. O yüzden çocuğum bütün ayakkabılarını dışarı. Şimdi Mira yürümediği için direkt ayakkabılarla, mesela bazen oluyor ki direkt yukarıya çıkarıyorum, kalıyor. Ama bundan sonra aşağıda bırakacağım inşallah. Öyle bir şey demiştim. Ha şu çekmeceyi diyorum arkadaşlar. Bunun içinde gereken de gereksiz oyuncaklar da bir sürü var. Onları bugün yapar mıyım? Bugün belki gece yaparım. Komple elerim. Elerim derken oynayacaklarını bırakırım, oynamayacaklarını depoya kaldırırım ve bu çekmeceye o dosyadır, odur budur, ıvır zıvırları oraya koyacağım. Şimdi Şahin çıkmış. Aa, çamaşırım var. Kurutmaya atılacak çamaşırlar var. Yarene bakın nereye asmış. Yani dün gece ben buraları süpürdüm, sildim ama bir saç taramam yeterli oldu, görüyor musunuz? Şimdi şuradaki çamaşırlar dün gece en son banyodan sonra attım, yıkandı. Şimdi onları da kurutmaya atayım, öyle rahat rahat çıkalım. Evet, aktarım işlemleri başarılı. Tozlara bakın. Görüyor musunuz? Ve bu kurutma bayağı bir tozunu azaltıyor. Düşünün bir de olmasa. Hemen. Haydi bakalım şimdi. Gidiyoruz. Gel bakalım. Şimdi rahat rahat bir çayımı içeyim. Yoksa hemen Şahin gelir şimdi. Çaysız da kalırım. Nereye geliyor? Nereye mesela? Nereye gidiyor yaramaz? Ha? Orada küçük fare. Nerede? Orada. Allah Allah. Fare. Yerini bulmuş fare. Kış. Günaydın. Papatyam. Geçen sene almıştım bu yeleği. Hatta geçen sene değil, şeydeydik, daha küçük evdeydik, Tekirova'daydık. O zaman almıştım. Bir tane salıncakta videomuz var. Bununla salıyorduk. Kış! Kış, seni yerim kış! Ne güzel olmuşsun papatya. Bakın sanki yanağı geçiyor gibi. Aşkım. Günaydın. Günaydın. Günaydın teyzelerim, ablalarım de. Ben bugün gidiyorum. Güzel bacaklarımı doktor amcaya göstereceğim de. Bana bak, bana. Bak. Hey. Seninle konuşuyorum ya ben. Şşt. Isırma oraları, ısırma. Bakmıyorsan bakma. Ben de seninle konuşmuyorum o zaman. Konuşmuyorum seninle. Sıralaması da çok güzel Allah'ım.
Hadi gel, ben bir çayımı içeyim, tamam mı? O parmak uçlarında durma. Durma. Bir şey almaya çalışırken mutlaka parmak ucunu böyle böyle yapıyor. Annem. Eskiden böyle çok, yani eskiden derken bundan bir iki ay önce böyle korka korka ilerledi. Şimdi özgüven gelmiş. Tek elle yürüyoruz. İnşallah yakında iki elinde bırakacaksın. Özgüven gelince kızımı pıtır pıtır yürüyecek. Tabii inşallah. Oh mis. Mis mis mis. Gibisi var mı arkadaşlar? Şimdi yolda giderken de Şahin şeyden, aslında var ya, çayımı evden doldursam alsam ne güzel olur. Pastanedeki çayı sevmiyorum ya. Karton bardakta veriyorlar ya, karton tadıyor. Onu içelim burada. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün neredeyse bütün günüm dışarıda geçecek arkadaşlar. Ondan sonra neyse, ortopedi bayağıdır şey yapıyorduk, onu da işte aradan çıkaralım. Daha sonra sonuçları alacağız. Bir de yarenim. Gitmeden Bursa'ya yarenimi de hallederim inşallah. Ondan sonra da yolcudur Abbas. Bağlasan durmaz. İnşallah bu son olur diyeceğim ama olmuyor ya. Artık hiçbir şey demeyeceğim arkadaşlar. Böyle dediğim şeyler kesinlikle olmadığı için, tersi olduğu için, o yüzden hiçbir şey demeyeceğim. Hayırlı zamanı ne zamansa. Yani hakkımızda hayırlısı neyse Rabbim onu nasip etsin, öyle söyleyeyim. Çünkü ben böyle aman şu, aman bu, aman böyle, aman şöyle, onlar olmuyor. O yüzden akışına bırakıyorum. Anlık mı yaşıyorum, öyle yaşayacağım. Her ne kadar bunu başarabilirsem şeker üstü isteyeceğim. Ne kadar bunu başarırsak başarırız bilmiyorum ama kesin Şahin geldi bak. Vallahi bak bak vallahi. Şunları bizim kiram vermişti. Şunları alalım, bunlar güzel oluyor böyle. Kapat anneciğim. Baba gelecek. Gelecek baba. Şimdi bugün Antalya'ya gideceğimi bilseydim amcamın kızına dün erkenden haber verirdim. Bugün de alır gelirdim ama neyse, perşembeye konuştuk. Perşembe artık alır getiririm. Çünkü Osman'ın ablası kaç gün okula gitsin demişti. Şekerlerimi cebime atayım. Ondan sonra da abla okula gitsin birkaç gün dedi. O yüzden ben dün yazmadım. Normalde bugün Antalya'ya ne diyorlar? Spontane. Spontane. Neyse, sıradan gelişti. Öyle söyleyeyim. Şey, ne diyorlar? Süslü laflar yok bende. Arkadaşlar. Şekerimizi atalım. Mira nerede olabilir annem? Anca ortalığı dağıtmakta. Yastıklara gidiyor. Yastıkları devirmeyle. Onun işi gücü. Oh. İşi kârı diyorlar ya. Kayınvalidem öyle söylüyor. Çok tatlısın. Ben bunu yapacaktım. İçi boş ama. Böyle kurabiyeler koydum. Kurabiyeler mi koydun? Bu eski. Ters. Şöyle. Ama senin ağzın Haribo gibi kokuyor. Şeker var ama ya. Gel tüpeni kapatalım. Ama Haribo kokuyor. Haribo değil annem, şeker gibi. Bana da versene. Baba arıyor. Şu evden çıkmak kadar zor bir şey var mı? Gerçekten.
Sen ablanın kağıtlarını niye vuruyorsun? Bebeğe bakın bebeğe. Bayağı bir serin, 13 dereceymiş dışarısı. Hatta çok kötü şeyler olmuş. Yani Bursa'yı düşünemiyorum. Burada da kötülük. Bursa'yı düşünemiyorum arkadaşlar. Burası böyle soğuksa. Ama o burada niye açıldı? Düğmeden mi çıktı? Anne sen kar yağacak. Kar burada. Tepeye belki yağar anneciğim. Şimdi pastaneye geldik. Poğaça falan alsın da. Ve gidelim, bir saatimiz var. Anne tamam. Bak. Evet. Diş süsü. Hani diş süsü yani. Aa bak orada. Tamam anneciğim. Bak diş doktoruna biz buraya gelmiştik, benim dişime. Evet. Bak anne orada, oradaki düşü görmüyor musun? Görüyorum annem, görüyorum. Bak orada gülümsüyor. Ha gülümsüyor, ne kadar güzel diş gülümsüyor. Sesini çok beğendim, bize de alalım. Aynen. Diş mi alalım? Hayır canım, ben ses sesi. Bayağı soğuk. Öyle öyle bak öyle. Allah sokakta yaşayanların yardımcısı olsun. Bak de anlas, biz anlayalım diye doktor önce oraya asmış. Bak orada yazıyor diş doktor mu? Anladım da sabah sabah sendeki bu enerji nereden, onu anlamaya çalışıyorum. Nereden? Bak şurada mesela. Üst katta ne yazıyor? Bak annem onu... Tamam anladım, dişçi yazıyor, gelin diyor, çürük dişlerinizi alayım diyor, yolayım diyor dibinden. Öyle yazmıyor. Şimdik. Gözlerim ağrıyor. Yandırın kararını aman. Uşağı çünkü aman. Hadi babacığım. Hadi babacığım. Hadi babacığım. Yok yok anam, bundan sonra nereye gidersem şişme yeleğim yanımda olacak. Allah'tan yarene giydirmeyecektim. Son anda giydirdim. Mesela şu an yol boyu üşüdüm diyecekti. Şahin de aynı. Şişme yelekle. Üçü de şişme yelekli ama bir tek bende yok. Neyse ısınırım şimdi. Ama... Halimayı keşke açık bıraksaydı. Ne demiştim? Sokakta yaşayanlar, evi olmayanlar, Allah yardımcılar olsun. Önümüz kış. Evden herkes çıkamadı o soğukta. Teyze, o fırtına vardı ya. Kimse dışarı çıkamadı maalesef. Çıkamazlar zaten anneciğim. Tabii ki de çıkamadı. İnga! İnga! Yolanda. Bizim yolumuz böyle hep neşeli neşeli olur arkadaşlar. Gideriz, geliriz böyle neşeli neşeli. Neşeli kurabiyeler. Mira, mira, mira. İki çocukla yolculuğa çıkıyorsan. Mira sen nereye bakıyorsun? Ona bir sorsana Mara. Evet. Haydi baba, haydi. Tempo, haydi. Aa, bebeğini bıraktı. Niye bıraktı kız? Kız! Ya bir araba kullanmayı ya öğreneceğim. İkinci araba alacağım. Ya anne ya. Ve kim sen, tutar? Sen... Ha geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Çayımız ha. Geliyor. Yaşasın. Anne, hadi. Sen arabayı... Gözlerim yaşarmıştı. Şahin neden bu kadar hızlı geldi? Bayan yokmuş. Sandviç yaptırmaya daha yeni gidiyor. Ya Rabbim. Beklemekten söylemiş miydim daha önce, nefret teyze ediyorum. Bu arada annem Zinfara teyzem motoru kullanmayı biliyor. Babam motor almıyor. Almıyor babam. Ne yapayım? Neyse ben para biriktireyim geldi. Vuy 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 vuy. Ya senin düşünmen bile yeterli annem. Da işte. Anne hayalimdeki şeyi yapıp var bir dükkan açsam bir sürü para olacak. Senin için. Benim için. Evet. İşte sen bu hayallerini, çok teşekkür ederim sana annem. Sen bu hayallerini gerçekleştirdiğin de. Bayağı yokmuş gitmiş. Anam 58 yaşlarında falan olur. Vay be. Merak ediyorum o yaşlarımı. Allah herkese uzun ömür versin. Ama bir yandan da düşünün. Anne, 58 yaşında olmam çıkıyor. İçin. Anne. Şu an benim en az yani ne kadar 25 yıl. 25 yıl. Mira 55. Annem 80 yaşında olur. Allah olsun ömür versin inşallah. Böyle yaşım ilerledikçe hani sadece bizim değil ya, annemlerin de
Sonra buradaki teyzoşlarımı, ablalarımı, yaşları da ilerliyor. Allah herkese uzun ömürler versin. Ve ister istemez böyle, yani tabii ki Allah gecinden versin, hepimiz tadacağız ama böyle yaş ilerledikçe kendini değil de ne kadar ki mesela teyzelerin, ablaların, yani burada benim bir sürü teyzem var, ablam var. Allah hepinize uzun ömür versin inşallah. Tamam anneciğim. Yani öyle düşündükçe bir tuhaf oluyorsun. Acaba diyorsun. Ha belli değil. Yarın ne olacağımız belli değil. Yarının garantisi yok. Yarın değil, şuradan 2 saniye. Annem. 2 saniyemizin garantisi bile yok ama Allah dediğim gibi herkese uzun ömür versin inşallah. İçinde de benim anneme, babama, sevdiklerime, buradaki teyzoşlarıma, ablalarıma, kayınvalideme, yani bütün herkese Allah uzun, hayırlı uzun ömür versin. Neyse arkadaşlarım. Hey, çayı dökeceksin. Böyle işte. Yani yarenimin böyle üniversite yaşlarında, ben neredeyse 60 yaşında falan olacağım işte. Anne babanın telefonu çaldı. Tamam anneciğim. Gidi gidi. Düşünün. Yani ben neredeyse çayları işte dökeceğim, benim kabartımı dökeceğim. Bir ay sonra tam 34 yaşımda olacağım. Yani 33'ü bitirip 34'ten gün alacağım. Annem yapma. Yapma. Çay dökülecek burada. Bir zamanlar mesela Türkiye'ye geldiğimde 19 yaşımdaydım. Şimdi ise 34 yaşımdayım arkadaşlar. 16 yıl neredeyse oldu. Benim prensesim ne zaman böyle 20 yaşına gelecek? 20 yaşına. Ha? Benim bu kızım 20 olduğu zaman bu kızım da 23 olacak. İnşallah Allah nasip etsin o günleri anne görmeye hayırlısıyla. Burada sana bir şey diyeceğim. Hı. Böyle, bir de galiba o araba oynuyor ya. Hmm. Bebek oynuyor ya. Hmm. Geliyor mu baba? Babanı göremiyorum. Baban geliyor mu? Neyse arkadaşlarım, bugün birazcık böyle anneciğim, duygusal konuşma bak, mı oldu? Bak, biri kostüm, diğer bir de araba satar. Tamam. Geliyor, neyse. Hadi bakalım arkadaşlar. Öpüyorum sizleri. Bir yerlerde görüşürüz. Büyüklerim. Valla güneş var ama bayağı serin de sahne şimdi koştu. Şey, nedir onun adı? Leğeni getirsin de ben giyeyim dedim. Kış! Keşke güneş kremini alsaydım. Dur anneciğim, güneş kremini alsın da çocuğun üstüne şey yapsa, yüzüne sürseydim. Bayağı bir kuruttu ama. Ne oldu ya Ren? Güneşe aldanmayacaksın demek. Değil mi aşkım? Güneşe aldanmayacaksın değil mi? Ha? Lüle. Nerede baba? Ha, geliyor tamam. Hadi gel. Gel annem gel. Ama hızla zamanımız yok. Fazla hızla zaman. Fazla zamanımız yok, tamam mı anneciğim? Anne bakar mısın? Hadi hadi anneciğim. Şunu oynasaydı mesela Miroş. Bu neymiş? Süt saklama poşeti. Ay. Şu poşetlerden ne çok kullandım ya Rabbim. Bak anne, kapı çarpacak. Annem hadi. Bak baba dışarıda bekliyor. Öpülür mü yapın? Hayır. Pis şeyler öpülür mü Yaren? Hadi. Baba bekliyor, hadi. Şimdi sütün falan yoktu. Alacaksın, al. Alacağım ben zaten, hadi. Ben oraya bakayım. Hadi anneciğim. Süt alacağım. Şahin dışarıda bekliyor. Ay şunlar şey neydi bunlar? Sıvı allıklar. Ama allıkta kullanmıyorum ki. Güzel oluyor bazen böyle BİM'in ürünleri de. Yarenim. Bak fazla zamanımız yok anneciğim. Haydi. Sen al alacağını. Sen beni niye bekliyorsun ki? Hadi. Kim? Nerede? Girdi mi baba da? Evet. Nerede? Ya. Evet. Hadi. Hadi hadi al, hadi gidiyoruz hadi.
Evet, açıl susam açıl. Çok şükür evimizdeyiz. Şimdi daha erken olduğu için kemerde inmedim. Saat kaç? Saat 1. Benim 4'te gitmem lazım. O yüzden erken olduğu için şey yapmadım. 2 tane süt aldım Bim'de. Ondan sonra cıma şöyle bir tane yarene kakao süt aldım. Kinder Joy. Beni almış ya. Halley almış. Şöyle aldıklarımız bunlar. Fazla bir şey eksiğim yoktu. Bir de sıcak ekmek aldık fırından. Bir şeye ihtiyacım yoktu. Almıştım zaten gece. Anam ekmek de sıcacık. Şurada. Ekmek de sıcacık sıcacık fırından aldık. Bu da giderken almıştık. Simit falan. Elhamdülillah başladık geri. Tövbe estağfurullah. Sabah giderken biraz cebime şeker aldım da. Şimdi. Kıymış kız. Şimdi yemeğimiz orada var. Öğlen atıştırırım, öyle çıkarım. Makarnayı da yarene ısıtırım. Ama dışarısı baya baya serin artık arkadaşlar. Böyle gömlekmiş, oymuş, buymuş. Kesinlikle no. Şahin'in yeleğini zaten giydim. Ne yapacağım? Şu sifon tuhaf bir şey oldu şimdi. Ben bu sifon annem nerede benim tospiyim? Sen ne ara şey aldın, cips aldın ya? Ben şimdi birazdan size doktorun ne dediğini söyleyeceğim. Şimdi ben burayı geçenlerde biliyorsunuz şey yapmıştım. Su akıtıyordu ve burayı ben kapattım ki akıtmasın. Az önce şöyle sifona bastım. Nereden su geldi anlamadım. Bayağı bir harıl harıl su aktı. Ama şimdi yine yok. Gerçi ben bunu kapatmıştım. Bakacağız Şahin bir ara tesisatçıyı getir burayı yapar. Çünkü burası daha şey yani kullanım açısından daha şey oluyor. Yukarıya üste çıkış falan mesela. Ama burada mesela abdest almak için biraz mesela kayınvalidem de burada alamıyor. Dar olduğu için üst kattaki daha geniş şey lavabo olduğu için orası daha rahat. Ya ben yine alabiliyorum bir şekil. Çünkü burası falan ıslanıyor ama halıyı şey atıyorum mesela kuruyor. Ama burası yani daha kullanışlı o açıdan. Mesela üste çık falan. Burası daha güzel oluyor. O sonu yapmamız lazım. Şimdi çocuklar içeride oturuyorlar. Şahin'e bir dedim ki kemerde istersen beni bırak. O da diyor ki kemer saat 1 diyor. Sen 4'e kadar kemerde diyor. Ne yapacağım ben dedim. Dolaşırım falan diyor ki yap, saçmalama diyor. 3 saat diyor. Nasıl, ne yapacaksın? Eve gidin taksiyle gidersin dedi. Ben de baktım düşündüm taşının. Doğru söylüyor. 3 saat orada ne yapayım? Şunu da doldurdum. Şimdi sabah çay içmiştim ya. Şimdiki arkadaşlarım. Şimdi çay yukarıda gittikten sonra rahat rahat size doktorun ne dediğini söylerim. Çöpleri de vereyim şimdi Şahin'in eline götürsün atsın. Şeyimde fazla bulaşık yoktu ama yine de açtım. Yıkansın dedim. Geçen Nigar'ın videosunu izliyordum. Bu şeylerin ankastrenin demirlerini kuru maya, instant maya var ya, onu tam bir detaylı tam olarak anlayamadım nasıl falan ama onu şey yapacağım işte bir ara. Gerçi o kadar kirli de değildi. Çünkü elimden geldiği kadarıyla neredeyse her gün böyle makineye atıyorum ya da kendimi temizliyorum. Çok çok kötü durumda değil ama yine de aklınızda bulunsun. Anladığım kadarıyla instant kuru mayayı bunu sıcak suya mı artık ılık suya mı bir şeye koyuyorsun. Biraz bekletiyorsun. Öyle bir şey. Şunlara bayılıyorum. Bayılıyorum var ya. Gözüm gibi kullanıyorum ki bir şey dökülmesin. Fazla da üstüne de düşmüyorum. Çünkü bütün hepsi biliyorsunuz ya düştüler ya bir şey oldu ya elimden düştü. Mesela buraya taşınırken
Şahin'e güvenip arabaya vermedim ama dedim bunu elimle götüreceğim. Pat diye düştü. Kapağı da döküldü, şeyi de döküldü. Yani düşünün. Yani çok sevdiğim bir şeyin üstüne fazla bence titremeyin. Yani özellikle bende öyle oluyor. Bir şeye böyle çok bağlandım mı ya da bir şeye çok düşkün oldum mu muhakkak onun başına bir şeyler geliyor. Bunun demiri de kaşıklıkta. Şimdi arkadaşlarım. Şöyle bak. Ben böyle tek elle hem çekiyorum hem bulaşık makinesi boşaltıyorum. Kızanlar da var. Feride tripodu yerleştirip yapsana diye. Bilmiyorum böyle daha çok hoşuma geliyor ya. Hemen hemen şıpşak hop toplandı. Zarife'nin kasesi. Güzel değil mi? Böyle salata yap hop. Bitti. Bu da benim meşhur çay bardaklarım. Bir tanesi sanırım bunun kırılmış çünkü piyasada yok. İki tane var ama bir tanesi yok. Üç tane var daha doğrusu da. Kayınvalidemin bardağı. Bizim geldiği zaman sadece onunla içiyor. Allah'tan evim temizdi arkadaşlar. Fazla bir işim yok çünkü. Şimdi dışarıya da çıkacağım ya. Nerede bu? Gel bakalım canım. Şunu bakar mısınız? Neredeyse bitirdim. Çok güzel bir şey. Şahin yolda benimle diyor ki bugün çarşamba. Diyorum ki salı bugün yok çarşamba. Öyle öyle inanın en son böyle o diyor ben diyorum o diyor. En son dedim ki ya bir dur dedim telefona bakayım. Telefona baktım bugün salı. Ne oldu dedim. Vallahi diyor günleri bile unutmuşum diye. Bugün salı. Dün pazartesiydi çünkü. Hadi bakalım arkadaşlarım. Buraları bir toparlayayım, yerleştireyim. Şahin'i göndereyim. Ondan sonra sizinle birazcık konuşalım. Evet, Şahin'i gönderdim. Şuraya oturdum da gözümü alıyor ya. Şunu biraz böyle mi yapsak? Evet, böyle yapalım. Çünkü çok kötü gözümü aldı. Şimdi bugün bizim ortopedi doktorunda randevumuz vardı. Dün hatta öğrendim ben de. Bir de ayın 8'inde Şahin nörolojiden randevu almıştı. İşte bu sonuçlar en son nöroloji doktoruna gittiğimizde genel Mira'nın kanını 3-4 tüp kan almışlardı. Genel kana bakmak için. Hatta orada söylemişti işte MR bir daha çeker miyiz çeker mi çekmeziz ama sonra Nisan'da çektiğimiz için çok yakın bir tarihte çekmişiz dedi. Daha sonra belki. Neyse bugün ortopediye gittik. Önce oradan başlayayım. Girdik. İşte kontrol etti, muayene etti. İşte yaşını sordu. İşte sıkıntılarını falan anlattık. Söylediği şu genel muayenesi çok güzel dedi. Yani hani diyordum ya Mira böyle biraz içe basıyor ve genelde böyle parmak uçlarında duruyor. O da zamanla güç toplamasıyla işte bu güçle alakalı güçsüzlükle alakalı kaslarla mesela zamanla kendine şey olduğu zaman işte özgüveni geldiği zaman düz basacağını emin olabilirsiniz dedi. Çünkü şu an genel muayenemde hiçbir sıkıntı görmüyorum dedi. Ya, bir tuhaf ya. Başka bir yere mi otursam? Bu tarafa mı otursam? Bir saniye. Bir yer bulacağım şimdi kendime de. Gözümü de aldı. Ne yalan söyleyeyim. Hah şurada.
Bir saniye, ben bir tripoda sizlere yerleştireyim arkadaşlarım. Öyle bir sohbet edelim. Ondan sonra çocukların karnını doyururum ve dışarıya artık ufak ufak çıkarız. Taksi çağıracağım zaten. Tripodum oradaydı sanırım. Makineyi de boşaltmadım. Şu an, aa bak, çöpleri de vermeyi unuttum. Tüh, kendim götüreceğim şimdi. Neyse, şimdi sizleri bir tripoda yerleştireyim. Daha sonra anlatacaklarımı anlatayım ve Miram zaten artık yolda uyur. Öğlen saati geldiği için uyur. Şimdik. Biraz. Anneciğim. Yaren, sodanı açacağım da bana oradaki tripodu verir. Evet, yerimi aldım. Şu küçük tripodumla deneyecektim ama olmadı. Bu işi yapanlar ki vardır muhakkak aramızda. Biliyorsunuz her çeşit tripodlar olabiliyor. Yani evde göz önünde tripodlardan her çeşit tripodu oluyor yani. Neyse, şimdi konumuza dönelim. Genel muayenesi çok güzel geçti, Allah'ıma şükürler olsun. Hani sabah da çıkarken dedim ya, böyle artık kötü bir şey beynim kaldırmıyor falan. Neyse, Allah'ıma şükürler olsun, hamdolsun. Güzeldi, genel muayenesi çok güzeldi. İşte kalça çıkıklığı yok, ne bileyim işte hani mesela ben fizik tedaviye götürdüğümde bir bacağı kısa dediler. İşte 2-3 santimlik bir bacağı kısa demişlerdi. Yani ben aslında nasıl söylesem, yani tamam, sizden hiçbir şey saklamıyorum, her şeyi anlatıyorum ama bazen de böyle tabii ki anlatmadığım şeyler de oluyor. Ha, Miran'ın genel sağlık durumu ile ilgili hiçbir şey saklamıyorum. İşte tanısı nedir, hastalığı var mı yok mu, onları kesinlikle saklamıyorum. Neyse, onu söylüyorum ama böyle ufak tefek şeyleri bazen yani şeyinden de değil, unutabiliyorum. İşte ne bileyim, o anlık şeyle mesela kısa bacağın bir bacağı 3 santim kısa olduğunu mesela söylememiştim ama öyle bir şey çok şükür yok. Ama istiyorsanız yine röntgen çekebiliriz dedik. Yani dediler ama şu an bir sıkıntıları, her zaman olduğu gibi o hastaneyi çok seviyorum ama böyle çok sıkıntılı oluyor ya, böyle işte ya doktora gireceksin ya sistem çöküyor ya röntgende bir sıkıntı var ya filmde bir şeyler var. Her neyse işte dedik, eğer içinizin rahat etmesini istiyorsanız röntgen çekebiliriz dedi. Şu an için makinemiz bozuk ama randevu istiyorsanız bir doktora tavsiye edin. Oradan randevu alıp çocuğu gösterebilirsiniz. Ama içiniz rahat, mesela eğer hani şöyle bir şey söyledi. Kötü bir şey yok. %100 üstte diyorsanız ki ya biz %100 emin olmak istiyoruz. Röntgen çekil ama bana sorarsanız gerek yok dedi. Çünkü genel muayenesi güzel. Bacağın işte kısalıymış, uzunmuş, işte yok parmak ucuna basıyormuş, yok bir ayağı böyleymiş, yok şu özel bir ayakkabı da gerek yok dedi. Yani ortopedi güzel geçti arkadaşlarım. Daha sonra aynı hastanede, çünkü nörolojide yani takipte olduğumuz, yani Mira'yı takip eden nöroloji doktorumuz da eğitim araştırma hastanesinde. Dedim ki Şahin'e, ayın 8'inde randevu almışsın ama gel dedim bir şansımızı deneyelim. Yani sadece muayene olmayacak, sadece çocuk, yani sonuçlarını öğreneceğiz. Hani bazen yani sonuçlarını öğrenmek için bile randevu alman gerekiyor ki ayın 8'inde almıştı Şahin. Almış yani. Genelde bakmıyorlar öyle. Dedim, yine dedim şansını denedim. Yani artık o kadar doktorlara 2 yıldır böyle şey olduk ki artık çocuğun yüzüne baktığında hemen tanıyor seni. Dedim sen bir sor dedim. Neyse gittik, sağ olsun, Allah razı olsun. Tam da böyle öğle saatine denk geliyordu. Baktı işte. Şahin kapıya açtı. Hocam dedi, Miran dedi, sonuçları vardı dedi. Randevu almadık ama hani bakar mısınız? O da geçin dedi. Yani sağ olsun bir bayan vardı bizim evde. Hani onun sırasıydı. Ya yani 2 dakika dedi, çocuğun dedi sonuçlarını söyleyeyim. Yani daha önceden kayıtları vardı dedi. Neyse sağ olsun, o da bir şey demedi. Neyse girdik. Ama böyle kalbim var ya, küt 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 nasıl atıyor. Yani Allah hiç kimseyi, hiçbir anneyi, anneyi babayı evladıyla sınamasın arkadaşlar. Çok da böyle, özellikle hastaneye gidiyorsun da böyle ya sonuç ya bir şey. Doktorların ağzından çıkacağı her cümleyi böyle o kadar şeyle bekliyorsun ki size anlatamam. Böyle Şahin bana bakıyor, ben Şahin'e bakıyorum. Doktor böyle bilgisayardan baktı. Karaciğeri, böbrekleri temiz, Allah'ıma şükürler olsun. Ve İşte sırayla böyle anlatıyor ve sonra en son olarak da genel durumu güzel. Kan temiz. Hiçbir değerlerinde bir sıkıntısı yok. Kansızlık sınırda ama ilaç kullanmasına gerek yok dedi. Demir eksikliği var dedi biraz ama
O da işte süt veriyor musun? Veriyorum dedi. Ondan kaynaklıdır dedi. O da ilaç kullanmaya gerek yok dedi. Yani çok çok kötü durumda değil. Yani genel anlamıyla nörolojide de sonuçlarımız temiz çıktı. Allah'ıma şükürler olsun. Ve yani artık o kadar böyle güzel şeyleri duymaya özlemişiz. Yani şey olmuşuz ki arkadaşlar. O an böyle elinde olsa yemin olsun böyle var ya gidip doktora sarılacaksın ve hüngür hüngür ağlayacaksın. O derecedeyiz yani. Yani öyle Şahin'le çünkü ister istemez böyle ki birbirimizi motive ediyoruz işte yolda giderken işte bir şey yoktur falandır filandır ama ben şimdi kendi beynimden geçenleri Şahin'in beyninden geçenleri de anlayabiliyorum. Yani hissedebiliyorum bunu. Doktor da öyle deyince inanın ben Şahin'in böyle gözüne baktım. Şahin'in gözleri zaten hemen dola. Hemen son zamanlarda hemen böyle ben duygusal o benden daha da duygusallaştı. Şahin'in böyle gözüne baktım. Benim gözlerim doldu. Şahin'in gözleri doldu. Hoca da diyor ki güzel diyor müjde, yani güzel bir haber veriyorum diyor ama sizi de anlıyorum dedi. İşte mutluluk gözyaşı bunu dedi 3. kez burada artık yaşıyoruz dedi. Çünkü MR sonuçlarını da söylediği zaman aynı bu şekildeydi. Daha sonra bir nörolojiye gittik. Gayet güzel demişti. Şimdi işte tekrar sonuçlara gittik. O da güzel. Allah'ıma şükürler olsun. Sanki böyle her şey yavaş yavaş rayına oturuyor gibi. 3 ay sonra işte tekrar konu yani genel işte mesela bir şeyinden değil mesela kontrol ediliyor. Yani kontrol amaçlı işte bu zaman işte hocam ne zaman gelelim? Bu zaman gelin dedi. Daha sonra işte ben dedim hocam dedim ben Bursa'ya romateme götüreceğim. Çok iyi dedi. Çünkü Mira'ya dedi şu an hatta ortoped doktor da bunu söyledi. Ortopedilik bir durum yok. Sadece fizik yani yoğun bir şekilde aynı Gültekin hocanın yani nöroloji doktorun söylediği cümleleri o da söyledi. Zaten aynı hastaneler eminim birbirlerini tanıyorlardır. Dedi ki nöroloji işte nörolojiye götürüyor musunuz? Evet bu hastanede şöyle şöyle doktora götürüyor dedi. Tamam dedi. Bu çocuğun dedi yoğun bir şekilde yani ortopedilik bir durumu yok. Sadece yoğun bir şekilde fizik tedavi alması gerekiyor. Zaten nöroloji doktoru da aynı şeyi söylüyordu. Ve ben dedim ki hocam dedim ben Bursa'ya gideceğim romatoma. Çok iyi dedi. Çünkü Mira'nın ilacı sadece fiziktir dedi. Mesela ortopedi doktoru da gelişim geriliğinin olduğunu biliyorsunuz değil mi dedi. Evet dedim hocam biliyoruz. Çünkü 27 aylık yani neredeyse ya 27 ya da 28 aylık tam şu an şey yapamadım ama gelişim geriliği doğmadan bile vardı dedim. Hatta ameliyat olduktan sonra daha da geriye gittim. Yani 3 ay sonra kontrolümüz var. Ve hocam Ankara'da bir yer tavsiye etti. Dedik orası dedi en iyisidir dedi. Bilmiyorum Ankara'dan izleyenler varsa ki muhakkak vardır. Gatay'ı bilirler. Eskiden Gatay'mış ama şu an adı değişmiş galiba. Ve bir rehabilitasyon merkezi varmış. Ve orası dedik en iyi dedi orası dedi. Ben Bursa'ya romateme gideceğim dedim. Dedi ki evet dedi Bursa romatem dedi güzeldir ama en iyisi Ankara'dır dedi. Biz de dedik ki hocam dedim önce bir Bursa'ya gidelim. Ne kadar süre gerekirse mesela size de söylemiştim ya doktorla görüşeceğim. Ne kadar süre gerekiyorsa kalacağım orada. Hatta yolda Şahin'le de konuştum. Dedim doktorla böyle böyle konuşacağım. Gerekirse gelirim. Yani gerekirse ev tutarız. Annemi alır giderim dedi. O da dedi ki tamam dedi. Hatta ben sizi dedi götürürüm yerleştiririm. Annem de hayır demez zaten dedi. Yani annemin yanımda olması benim için tabii ki de en büyük avantaj olur arkadaşlar. Çünkü hem bilmediğim bir şehirde tek başına kalmamış olurum. Hem de iki çocukla mesela burası şu an 13 dereceydi. Bugün soğuk yani Bursa'yı düşünemiyorum. İşte metrodur, tramvaydır, işte şey metrodur, minibüstür, odur budur derken. Ay. Şahin'i bir aramam lazım. Şahin bugün benim evime bir kart verdi. Onu da arabada Mira düşürdü. İnşallah yerde bir yerde düşürmemiştir ya. Of, arabada elinde tutuyordu böyle. Mira'ya ulaşım engelli kartı. Yani öyle bir kartın olmasını kesinlikle istemiyordum. Yani ama gerçekler bunlar arkadaşlar. Engelli kartı ulaşım işte böyle. Ben de böyle baktım. Dedi ki şey al dedi bir yere koy evde dursun dedi. Ben de Bursa'ya gideceğim dedim. Bursa'da lazım olur. Yani istemiyorum öyle şeyleri kullanmaya ama yani gerçektir arkadaşlar. Bu gerçekten şey yapamıyorsun. Yani çocuğun elinde engelli raporu varsa o kartta veriyorlar. Dedim sen bunu nereden aldın falan. İşte sosyal şeyinden aradılar. Böyle böyle çıkıyor dediler ve ben de aldım dedi.
Neyse, başka işte annemin yanımda olması benim için en büyük şey, destektir arkadaşlar. Çünkü hem dediğim gibi tanımadığım, bilmediğim büyük şehir mesela Bursa'da, yani tanımadığım bir şehirde tek başıma ben mesela korkarım. Yani ev tutup tek başıma iki çocukla yaşamak, gerçekten korkarım. Korkuyorum da öyle şeylerden. Annemin yanında olması hem benim için hem annem için iyi olur. Yani birbirimiz en azından yoldaş oluruz, arkadaş oluruz. Ve ben Mira'yı götürürken, ki zaten ben Romatem'in yakınlarında bir yer bakıyorum. Mira'yı götürürken en azından annem o soğukta Yaren'i de peşimden sürüklemiş olurum. En azından Mira'yı hemen sararsın, battaniye, monta falan hemen götürür getirirsin. Annem evde olur sıcacık. Yani en azından bir tencere yemeğini yapar. Yani yemeği yapmasa bile mesela. Yani en azından evde bir benden başka bir ses olur. Yani tamam benim Yaren'im de var ama yine de benden başka bir ses olur, yani ne bileyim kafamı dağıtacak birisi olur ki annem de bana, dediğim gibi o bana, ben de ona bir yoldaş arkadaş olur. Ha, ben bunları şu an varsayım üzerine konuşuyorum. Daha doktorla konuşmadım. Belki ben 10 gün kalacağım ve geleceğim. İşte nöroloji doktoru da güzel geçti. Ortopedi de güzel. Yani sonuçlarımız çok şükür, Allah'a şükür, hamdolsun güzel. İşte böyle. Şimdi ben Bursa'yı işini halledeceğim. Bakalım Allah'ın izniyle. Onu da aradan çıkaralım. İşte doktorumuz, yani doktorum tavsiye ettiği şey Gata. Şu anki adını da, yeni adını söyledi ama tam olarak Gata sadece aklımda kaldı. Eskiden Gata'ymış. En iyisi dedi. Ankara'da oturanlar muhakkak bilirler. Lütfen yorumlarda da yazarsanız, ki birkaç defa zaten yorumlarda bana Ankara ile ilgili yazılmıştı. Böyle arkadaşlarım. Yani genel bugün güzel geçti. Güzeldi hatta. Vallahi o kadar şey oldum ki inanın böyle. Şimdi ben Şahin'i arayayım. O kartı bakayım. Arabadaysa alsın. Yani o karta bakıyorsun, insan üzülüyor ama hayatın da gerçekleri arkadaşlar. Yani maalesef kimse istemez ki evladının işte engelli kartı olsun ya da raporu olsun falan, ama hayatın gerçekleri maalesef. Rabbim hakkımızda hayırlısı neyse onu nasip etsin. Önemli olan kalıcı, yani kalıcı bir şey olmasın. Tamam, birkaç yıl böyle yaparsın, gidersin, getirirsin. Mesela raporunun bir yılı daha var Mira'nın. Ondan sonra heyete tekrardan girecek. Eğer heyet raporunu tekrar böyle şey yaparsa, tekrardan mesela işte, yani kesin, yani ben tabii ki hiçbir anne istemez ama o rapor verilirse verilecek, verilmezse tamamen mesela şey olacak. Ama şu an için bir yıl daha o rapor süresi vardır. Sonra tekrardan dediğim gibi heyete girecek, işte doktor kontrollerine geçecek falan vesaire, işte MR, nöroloji, fizik, işte kalp, işte yani 13, biz 13'e girmiştik. 13 veya 14 doktora her bölüme mesela giriyorsun ve psikolog. Sonra yani bir sürü şeyler vardı işte. Neyse arkadaşlarım, ama bugün güzel şeyler duyduk. Allah'ıma şükürler olsun. Ben şimdi bu videoyu burada kapatacağım. Bu böylece kalsın. İkinci şey yapacağım, başlatacağım. Ondan sonra Mira'ya şey yapayım, doyurayım ki şimdi arabaya yola çıkacağımız zaman o uyur. Ben de rahat rahat işlerimi hallederim. Ondan sonra Miram'ın da, Yaren'imin de ince montlar var. Yani Antalya'da bizi götürecek montlar var. Ama Bursa'ya gidecek olsak en azından Yaren'e, bir şey Mira'ya bugün belki Waikiki'ye uğrarım. Böyle yağmurluk, içi polarlı. Uzun zamandır ondan bakıyordum aslında ben Mira'ya. Hep diyordum ki aman yani ne yapacak çocuk bunu. Ama şimdi Bursa'ya gidecek olursak yani bütün vücudu sıcak olsun diye bir tane otulumdan bakarım. Geçen Antalya'da amcamın kızında kaldığım zaman şey yapmıştım, bakmıştım ama kaç lira olmuştu ya. Ben en son baktığımda burada 400 liraydı. Sonra Antalya'ya gittiğimde 700 lira olmuştu. Ondan sonra dişi böyle şey gibi, yağmur geçirmez. İçi polar gibi, çok güzeldi. İşte olmadı Mira'ya ondan alırım böyle. Çocuk arabada git gel, soğuk olmasın. Yaren zaten, şimdi ben gideceğim. Bir 10 gün falan kalacağım, doktorla görüşeceğim. Daha sonraki şeyde mesela annemle yol çizeceğim. Ha, annemle daha bunu konuşmadım. Ama hayır diyeceğini de yani eminim. Hayır demeyeceğini de eminim zaten. Size seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Allah ettiğiniz duaları kabul ediyordur. Allah'ım. Yani Allah razı olsun hepinizden. Namazınızda Miram'a yer veriyorsunuz. Dualarınızda yer veriyorsunuz. Kendi evladınız gibi, kendi torununuz gibi, kendi yeğeniniz gibi seviyorsunuz. Allah gerçekten hepinizden
razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Videonun devamında görüşürüz inşallah.